Ay, sabahleyin 5. bölümü izliyorum. Mahvoldum. Bittim. Bittim. Lady Gaga. Lady Gaga mı? O ne lan? Lady Gaga'nın öyle bir şarkısı vardı galiba, değil mi? Romalı mıydı? Hey Allah'ım. Şeyi seyrediyorum. Burçları hakkında bir şey de. Ne diyeyim, burçtan anlamam ki, ben Koç burcuyum. 1 Nisan 1982, 2 gün sonra doğum günüm. Bak 31'i yarın. Bir günle kaçırdık yani. Öbür günde şey, şaka günü. Şaka şaka. Şaka şaka oradan çıktı. Bak şaka şaka. Reis, Amerika'daki kıyamet taşlarına baksana, insanlık nüfusunu düşürmek için olan kıyamet taşları. İşte bu sabah benim seyrettiğim Star Trek Next Generation'ın, Netflix'te Star Trek Next Generation'ın 7 sezonluk dizi. 5. bölümündeyim şu anda. Orada da böyle bir kıyamet taşları muhabbeti vardı, bir gezegende böyle. Bir adam. Oğlum çok güzel, çok güzel dizi. Her bölümü farklı. Bak ben öyle dizileri daha çok seviyorum. Böyle kendisini devam ettiren dizileri sevmiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü dizi eğer kendini devam ettirirse, karakterler, bilmem neler, o dizinin bitmiş olmasını istiyorum. Dizi bitmiş olsun, finali yapılmış olsun. Dizi kardeşim bitmiş, finali yapılmış olsun. Eğer finali yapılmamışsa, çünkü bir dizinin yayından kalkma tehlikesi olduğu zaman, o zaman siz de ortada kalıyorsunuz. Yani ortada kalma riskiniz olmuyor. Mesela Black Mirror dizisini bu yüzden tavsiye ediyorum. Black Mirror'ın her bölümü birbirinden farklı. Lineer bir yapıda değil. Ama mesela ne bileyim, ne diyordum şimdi abi? Reklam bas abi. Al basayım. Hadi. Ne diyordum abi? Mesela bak Star Trek'i seyrediyorum. Star Trek'i seyrediyorum abi. Star Trek'i ne diyorsunuz oğlum? Banman, ırkçılık. Ne diyorsunuz oğlum? Başladılar yine. Gençler, Love Death Robots izleyin. O ne ya? Çizgi film mi o? Çizgi film değil mi o? Star Trek'te ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Next Generation'ın Patrick Stewart'ın kaptanlık yaptığı, bir de yarbay bilmem ne var yanında falan. Biker mı ne? Riker. Yarbay Riker var. Yani şey olarak number one, bir numara olarak falan. Teşekkür ederim. World of Musa has subscribed. Çok sağ olsan da, sen de sabah olun, hemen şu yeşillerden faydalan. Onlara birkaç ekleme daha yapacağız. Hemen şu aşağıda gördüğünüz yeşillere, aboneler olarak. Şimdi abicim, olay şu. Birinci sezon birinci bölümde 5 bölümünü anlatacağım şu ana kadar size. Birinci sezon birinci bölümde şöyle oluyor. İlk bunlar tanışıyorlar gemiyle falan, böyle işte ilk maceralarına başlayacaklar. Gemiyi tanıyorlar, Abi bilmem ben ne. de senin gibi koç burcuyum. Öyle Sen mi? benim idolümsün. İnşallah bir gün tanışırız. İnşallah. Allah'ın yarattığı en büyük varlık oğulsan ki Hayda. oh ye Oh ye, oh ye diyor işte. Şu aletin şeyin adı neydi? Şu çapraz karenin. Neyse, devam edelim. Şimdi bahsettiğim şey şu. Bayılıyorum şu abone şeyine ya. Değil mi? Spoiler veriyor. Oğlum spoiler vermiyorum. Diziye sizi alıştırmak ve merakınızı törpülemek ve aynı zamanda da sevdiğim bir diziyi sizinle paylaşmak istiyorum. Spoiler vermiyorum. Merak etmeyin. Spoiler şudur mesela. Dizinin özetini anlatmak spoiler değildir. Dizinin sonunu anlatmak ve önemli kısımlarını anlatmak spoilerdır. Birinci bölümde gemiyle tanışmaları var. Bu şimdi spoiler mı lan? Birinci bölüm işte. Ama bölümün sonunda falan diye başlarsam işte o spoiler oluyor. Neyse kardeşim, birinci bölümde bunlar uzayda ilk görevleri, böyle nedir görevleri? Yeni dünyalar keşfetmek, yeni uygarlıklarla işte keşfetmek ve bir yıldız ve bir uzay haritası çıkararak diğer civilization'la falan böyle efendim bir harmoni içerisinde yaşamak, bilmem ne, aptal aptal şeyler. Teşekkür ederim tekrardan. Çok sağ ol. XXX Tom 94. Şu ekranımı bir dakika bir karartayım. Gözümü alıyor habire. Okey, şunu da şöyle bir yapalım. Heh. Amaç burada
dediğim gibi uygarlıkları tanımak, bir ansiklopedi falan çıkarmak bilmem ne. Gemiye bir adam ışınlanıyor birdenbire. Gemide olmayan bir insan. Bir şey olarak böyle ilginç bir 1500'lü yıllardaki korsan kıyafetli falan böyle bir adam. Ondan sonracığıma Hollandalı falan böyle. Hollandalı Dutchman. Sonracığıma efendim diyor ki ben diyor efendim diyor işte sizin diyor hanıza koyayım diyor yani kısaca ona getiriyor. Ne biçim bir ırksınız siz diyor. Ama insan yani bildiğin insan falan. Daha sonra birdenbire gemideki birinin şekline bürünüyor. Sonra başkasına bürünüyor. Bunlar şokta. Nasıl böyle bir şey olabilir falan. Neyse dizinin sonunda öğreniyoruz ki meğerse bu adam spoiler'ı kesiyorum. Gidin izleyin. Şimdi ikinci bölüm. İkinci bölümde gemi patlamak üzere olan bir güneşi anlamaya çalışan bir atılgan mürettebatının, başka bir atılganın yani geminin mürettebatının donarak öldüğünü görüyoruz. İçerideki 80 kişinin donarak öldüğünü görüyoruz. Ve gemiyi yanına park ediyor bizimkiler ve araştırmaya başlıyorlar. Gemideki insanlar neden ölmüş? Neden donmuşlar bilmem ne? Gemideki insanlar delirmişler. Neden delirmişler? Kapıyı içlerinden bir tanesi açmış. Gemideki herkes dışarı püskürtülmüş. 80 kişi ölmüş. Geri 5-10 kişi kalmış falan filan. Uzay kilidi açılıyor bilmem ne. Ne boksa. Ya da püskürtülmemiş. Gemide yine 80 kişi var. Yani açıkçası dizide gösterilen 5-10 kişilik bir şey. İkinci bölümdü bu. Onu araştırıyoruz. Meğerse aslında gezegenin bak burası da spoiler değil ama çünkü sonunda başka bir şey oluyor. Gezegenin çekim kuvveti pardon güneşin yıldızın çekim kuvveti patlamadan önce hani yıldız içeri çöker ya süpernova olmadan önce. Çekim kuvveti gemideki organizmaların yani insanların ciltlerinden karbon emilimi yaparak suyu çekmiş. Vücutlarındaki su diye çekilmeye başlamış. Dün sizinle ne konuştuk? Eğer vücudunuzdan 1 kilo kan şu anda pardon 1 litre su şu anda vücudunuzdan eğer %10 vücudunuzdaki suyun %10'u eğer vücudunuzdaki suyun %10'u vücudunuzdan çekilirse çok önemli bir şey olmazsa yarı ölürsünüz. Eğer %20'si çekilirse yani sadece %80 su kalırsa vücudunuzda direkt ölüm. O yani mevzu o. Bunların böyle vücutlarından su çekilmiş. Çekim yüzünden. Ne kadar ilginç değil mi? Üçüncü bölüm. İnsana benzeyen bir uygarlık buluyorlar. Fakat onlar da insan değil aslında baktınız mı? Yani evet görünüm olarak insana benziyorlar. Fakat insan değiller. Şimdi ben bunu işte gidin bakın. Next Generation, Netflix'i olanlar Next Generation sezon 1 bölüm 3. Bu şey oluyor abi. Bunlar Taşe'yi kaçırıyorlar filmin başında. Bunların lideri bizim gemilerin batsın amk. Hayda gemilerin batsın diyor Lady Gaga. Ne yapıyorsun kaset çıkarıyor musun bu kadar zamandır? Kaç yıldır göremiyoruz seni piyasada bakayım he? Ne oldu paraları kazandın yatış dönemi mi şimdi bakayım? Ne yapıyorsun bakayım? Ne oldu? En son Oscar töreninde ne güzel şarkı söylüyordun bakayım. Hatırlıyor musun Lady Gaga ne güzel şarkı söylüyordu en son Oscar töreninde bundan bir 3 sene önce falan. Oscar'lardan birinde. Sarışın böyle güzel uzun saçlı çok şaşırmıştım. İşte 3. bölümde de dediğim gibi bu uzaylı ırk, insansı, humanoid uzaylı ırk. Şeyi bilenler bilir. Neydi o salak film benim sevdiğim? Alien. Alien Covenant, Prometheus, Alien, Aliens ve Alien 3'teki Alien 1. film. Aliens 2. film. Alien 3. Alien 1. film. Aliens 2. film. Alien 3, 3. film, Alien Resurrection, 4. film, Alien Prometheus, 5. film, Alien Covenant, 6. film. Şimdi 7., 8. ve 9. filmler yapılıyor.
Keşke şu Alien'ın bir dizisi yapılsa. Yıllardır bekledim yani. Yıllardır şöyle bir mesela sci-fi falan Alien'ın dizisini yapsa. Bu Alien serisini nedense üzerine yoğunlaşmıyorlar. Bütün dünyada bilim kurgu konusunda hani çok önemli ilk 5 sırada olan serinin dizisi yapılmıyor. Boktan boktan şeylerin dizisi yapılıyor. Yüzlerce şirket aptal aptal diziler yapıyor. Bir şu Alien'ın dizisi gelemedi. Ne diyordum? Bir de şeyi yok galiba Alien'ın. Çizgi romanı falan da yok galiba. Şimdi bizim taşeyi kaçırıyorlar. Sarışın yüzbaşıyı. Bu taşeye takılmış durumda zaten millet. Yok ikinci bölümde bizim Data taşeyi sıkmaya çalışıyor. Yok üçüncü bölümde Golden Globe mı aldın? Gitmiş bakmış baba. Oscar aldım diyor. Hayda. Film yapmış Oscar almış bakayım. Teşekkür ederim Lady Gaga. Neyse işte dördüncü bölümde de dün seyrettim dördü de dörtte de başka bir uzaylı ırk bir gezegenin yanında uzay gemisi duruyor böyle sabit duruyor falan elektriği ışıkları bitmiş falan bizim atılgan da bunlara ne oluyoruz lan burada ne yapıyorsunuz derken bizim atılganın da gücü gidiyor bütün enerjisi drain oluyor hepsi boşalıyor ve dolayısıyla bunlar da gezegenin çekimine katılıyorlar fakat gezegende bir tane bir ırkın son bir temsilcisi var. Böyle biraz deli bir adam falan. Adam böyle mesela şöyle yapıyor. Bir anda uzay gemilerinin bütün enerjisini kendine çekiyor. Bizim atılgan ekibi de adamı bulmaya gidiyorlar. Gezegene iniyorlar falan bilmem ne. Şimdi 5. bölüme geldim. Şu anda 5'in de yarısındayım. Ya muazzam öyle böyle değil ya. Ya çok güzel kardeşim. Yani harika ya. Star Trek Next Generation. Ya bu ya abicim ya yılların Star Trek'i ya. Star Trek Next Generation. Al ya bu ya. Ah bak Star Trek Next Generation ekibi. Netflix'te sezon 1 bölüm 1'den başlayın. Bölüm 2, bölüm 3, bölüm 4, bölüm 5. Yaz bakayım Next Generation. Season 1. Season 1 desek neler çıkar acaba bakayım. Aynen bak birinci bölümdeki adam bu. O insan görünümlü ama aslında insan olmayan ne olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. Bir anda beliriyor bunların gemisinde. Ondan sonra cima episod 3'ü geçiyorum. Episod 2'ye geçeyim çünkü Sex Max. Bak episod 2'deki şeyler de bu yine insansı görünümlü falan tipler. Taşa da bu arkadaşlar. Şurada bir sarışın taşa var. Nerede o taşa? Lan taşa neredesin? Ana taşa yok lan. Aa şaka mı bu? Ha burada gel. Aa manyak. Nerede ha bu? Bu. Star Trek'in taşası. Önüne gelen buna asılıyor. Lan oğlum efsane ya. Efsane mutlaka seyredin. Taşa diyorum taşak diyorlar bak. Ne diyorlar bak. Taşa diyorum taşak diyor ya. Ne manyak. Allah Allah. Japonların gelişme sebebi Ay'a gitmeleri ve uzaylılar ile trade. Japonların bence gelişim sebebi korku abi. Yorum yazanların yarrak ağzından düşmüyor ne kadar kok yarrak var. Korku abi. Sebebi şu çünkü kafalarına atom bombasını yiyince şimdi onların bütün şeyleri bütün torunlarının torunları şu anda. Biz bir daha böyle bir şey başımıza gelmesin diye ellerinden geldiğince çalışıyorlar kardeşim. Sürekli çalışıyorlar. Bir daha aynı şeyi yaşamayalım. Teknolojik olarak kendimizi geliştirelim. Yarın öbür gün biz atom bombasının başka bir şeylerini yapalım.